Umarım sesler patlamamıştır arkadaşlar. Amfiden geliyor. Bir yandan da Cevat Ustam'la az önce bunların tellemesini bitirdik. Cevat Ustam, bu nedir? Bu güzellik. Saptır. Press sap, yani evet, şurada kullandığımız saptan. Aynısı. Aynısı. Biraz daha, bu, onun içinde paduk ağacı var. Bunda mor gül ağacı var. Evet. Bunun yani, kapağı da paduk bu arada. Evet, kapağı da paduk. Arkadaşlar, videodan çok net görünemeyebilir. Bunları zaten web sitesine yüklüyoruz. Aynen. Oradan bakarsanız daha net görürsünüz. Bak, bunda da mesela yanlarda iki tane paduk var. Ortada mor gül var. Yanlarda akça ağacı var. Akgürgen. Bunlar bağlamanın sapını daha da güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Aynen. Oynama yani olasılığını azaltıyor. Değişik renkler bir araya gelmesi. Daha güzel bir görüntü. Bir de bu güzellikler arkadaşlar en üst kalitedir. Bir de şuraya sen güzel bir işçilik yaptın abi. Bilmiyorum bu görünecek mi ya. Yine bunu fotoğraflarda dikkatli bir şekilde görmeye çalışın arkadaşlar. Eşiğin iç kısmında tam manasıyla değil. Bakır bir tel koyuyorsun abi. Evet. Bu topraklama. Orada yani iç bağlantıya veriyorum topraklamayı tellerden. Hani bazıları çalarken şu parmağına bir kablo dolayıp çalıyor. Eskiden 90'larda yani çok gördük. Onu olmaması için yani uğultu yapmaması için tellerden iç bağlantıya topraklama veriyorum ki o uğultu olmasın diye. Bu arada sağında solunda toz olabilir. Atölye kısmındayız. Daha az önce tellendi. Farklı farklı şu tuşlarla oynadım arkadaşlar. Biliyorsunuz elektro bağlamalarda yani hem amfi üzerinden sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Hem buradan sesleri ayarlayabiliyorsunuz. Bir de biz Necaman'ın en iyi manyetiklerini kullanıyoruz. En üst seri manyetiklerini kullanıyoruz. Onları da zaten şeylerde web sitesinde yazıyorum arkadaşlar. Ezbere bilmeyebilirim çünkü hangisi hangisiydi kafam karışabilir. Onları açıklama kısmına yazarım. Bu videonun açıklama kısmına da yazarım. Web sitesinden bakarsanız hem fiyatını öğrenirsiniz, hem kullandığımız manyetikleri, hem buradaki kullanmış olduğumuz ağaçları tekrar yazıyorum. Bunları orada iyice belirtiyoruz. Ben bir de şu güzelliği çalacağım. Dün çalmıştım o güzelliği abi. O elektro yani çok sevinirim abi. Kadrajı bozmayayım şimdi. Kusura bakma abi ya. Ustayı böyle çalıştırmak çok ayıptır bizim kültürde. Görüyoruz. Çırak ustanın hizmetini yapar arkadaşlar. Kusura bakma usta. Bizim işimiz ya. Teşekkür ederim. Böyle anlayışlı bir ustam olduğu için de çok mutluyum. Ya bu şaheser abi ya. Yani kendimizi övmek ne kadar şey olacak ama bu bir şaheser bence ya. Her ikisi de öyle. Tabii bu biraz daha iki renk olduğu evet. için daha bir görüntüsü itibariyle. Yoksa şeyler aynı yani. Bütün işçilikler olsun. Tabii tabii. Ölçüler olsun aynı. Bir tek manyetiklerin yapısı, farklı renkleri evet. farklı. Bir de serisi farklı. Serisi farklı. İkisinden bir denemek istedik. Necaman iki farklı ürün gönderdi bize. Hani bir deneyin. İkisi de üst kalite mi yani? Evet. Bu güzellikte de işte yine aynı sapı kullandık. Press sap. Ortasında yine paduk var. Mor gül ve yeşil kapak. Bu sadece yeşil kısmı. Ağaç halindeyken. Şu şekilde boyama yapılmaz arkadaşlar. Yağlı boya gibi. Ağaç halindeyken, kaplama halindeyken galiba. Tabii, yüzeysel boya değil yani. Tamamen içine işlemiş bir boya. Kaynatılarak yapılıyor arkadaşlar. Tabii. Farklı bir teknikle. O yüzden bir de her rengi yok. Yani mavisinden yapın, pembesinden öyle bir renk skalası yok. Yeşili anca bulabildik arkadaşlar. O yüzden böyle sadece bu kısmı. Bir de bağlamalarda siyah olan kısımlar kaynatılmış boyama ağaçtan yapılır. Dediğim gibi o da hani sprey falan değildir. Çok özel tekniklerle yapılır. Bilmeyen arkadaşlar için açıklamış olayım. Ya, siyah ağaç olarak şey var mesela. Rengi ağacı var. O biraz daha gri'ye kaçar bazı yerlere. Bir de abonoz ağacı var. Aboni diyorlar. Ama o da çok sert bir ağaç biliyorsun. O da bağlamanın her yerinde kullanılacak bir ağaç değil yani. Ton çıkmaz bu sefer. Mermer gibi. Aynen, mermer ha, elektro gibi bağlamada yani. Belki kullanılsa bir sorun teşkil etmez. Onda da bu sefer polyester de sıkıntı yaşatır. Polyester sıkıntı oluyor. Yağlı bir ağaç, yağlanma falan oluyor. Onun için de sıkıntı. Gerçi bunda da çok kolay değil abi o işler. O da öyle. Paduk da öyle. Günlerce uğraştırdı arkadaşlar. Cilat tutturması bayağı bir zor yani. Bunu da bir çalayım. Bir sesini duyalım. Polyester tutturmak zor. Bunlar performans videosu değildir arkadaşlar. Aman ha. Ya biz bağlamayı tanıtma gibi telaşımız var. Alta şey yazıyorlar. Abi o türküyü böyle de çalsak bu türküyü. Ya bunlar bağlama tanıtım videosu. Eser tanıtım videosu değil. Bağlama dersi gibi düşünmeyin arkadaşlar. Oraya 2'le mi bastın, 5'le mi bastın? Türkünün adı neydi? Şarkının adı neydi? Arkadaşlar bir videoda hayatın bütün anlamını bulamayız.
Yani ben zorlanıyorum o tarz durumlarda. Hani kime ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Biz bağlama üretiyoruz, bunları tanıtıyoruz. Geri kalan kısım repertuar size kalmış kardeşler. Yani yok ikiyle mi bastın? Yok orası olmadı. Orada o geçiş olmaz. Onları geçin arkadaşlar. Hangi birini yapayım yani? Sabahtan beri bunlarla uğraşıyoruz. Fotoğraflarını çekiyorum, videolarını çekiyorum. Arkadaşlarımıza bağlama seçiyorum. Arada dur bir de hangi parmakla yapacağım? Hani onlar çok yüklenmiş oluyorsunuz bana. Benden her şeyi beklemeyin arkadaşlar. Bu güzellikleri görün. Web sitesinden bakabilirsiniz. Bu güzelliği zaten web sitesine yükledim. Yanlış hatırlamıyorsam 03249 idi bunun kodu. Diğer güzelliğe de aşağı yukarı 03250 kodunu veririm diye yanlış hatırlamıyorsam. Eğer kullanmadıysak muhtemelen öyle bir kodu olur. Açıklama kısmında tekrar yazarım, belirtirim arkadaşlar. Zaten tonlar aşağı yukarı aynı. Dediğim gibi Necaman'ın en üst kalite manyetiklerini kullanıyoruz. Bir de kontur plak değil arkadaşlar. Biz direkt ağaç kullanmayı düşündük evet. Ustamla beraber. Genelde kontur plakın üstüne kaplama yapılır elektro bağlamalarda. Çok sıradan olduğunu düşünüyoruz. Yani çok güzel yapan ustalarımız var. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Elektro bağlama yapan üstadlarımızın yani hepsine. Değişik olsun dedik. Bizim yaptığımız yani piyasada olmayan bir şey yok. Bizim tavrımıza yakın arkadaşlar. Yani akustikte yaptığımız bağlamalara zaten dedim ki ustam yani çok onun dışına da çıkmaya gerek yok. Ha bazı kısımlarını yapmadık. Kedi bıyığı kısımlarını mesela, kenar çıtalarını. Kedi bıyığı kısmında da yani bu ağaç çok karman çorman olur. Bu sefer iyice yani... Çok karışık görüntü olmasın. Çok da kurcalamayalım. Zaten kaliteli bir ağaç. Ya, renk olarak bence bu yeter abi. Kendini çok gösteriyor. Evet. Onun için ekstradan bir ağaçın uzatmaya, kenarını dönmeye falan gerek yok diye düşündük yani. Bozardı bence. Yani bize göre öyle ama isteyen de olursa yaparız yani sıkıntı değil. Yani sipariş verirseniz sonraki serilerde bana şu ağacı kullanın diye. Aynen. Mesela farklı farklı ağaçlar var arkadaşlar. Bir sonraki serilerde kullanmayı düşündüğümüz ağaçlar. Onları yavaş yavaş kullanırız. Sipariş verirseniz en azından abi ben şuraya şu ağacı istiyorum dediğinizde biz o ağacı kullanmış oluruz. Mesela bunda klavye kullanmadık. Mesela buradaki modellerde de çok güzel renkler var. Mesela klavye kullanmaya gerek var mı? Bence yok. Ama isterseniz sap kısmının arka tarafında bunlar görünür ama ön kısmında klavye tek kullanabiliriz. Klavye istiyorsak. İsterseniz buna gül, padok, ne bileyim ben işte değişik siyah, değişik. Beyaz, siyah, beyaz. Fark etmez. Aynen yeşil. Klavye de kullanabiliriz. Böyle siparişleriniz olursa bizimle iletişime geçin. Çünkü eğer siparişi almazsak bunun aynısının bir daha çıkması kim bilir ne zaman. Yani sıra yani gelmiyor. Aynısını çıkarmaya çünkü de onu değişik değişik bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Biz. Kapak da çok ya abi şimdi. Aynen. Bundan değil başka bir kapaktan yapalım. Mesela bizim korina kapağı demiştim ya abi. Korina damarlıydı bir tane. Mesela. Korina mesela çok merak ediyoruz. Presler mesela. Başka pres kapak saplar da yaptık arkadaşlar. Başka kapaklarımız da var. Saplar da var. Doğru. Onları işte sırası geldiği zaman başka başka denediğimiz için aynısı çıkmaz. Aha şöyle yapan arkadaşlar var. Abi geçen serilerde şöyle bir bağlama satılmıştı. Ben aynısını istiyorum diyen dostlarımız oluyor. O zaman siparişte işimiz de kolay. Çünkü aynen, belli zaten. Şimdi mesela Emre kardeşimizin bir tane siparişi var. Onu da çalacağım arkadaşlar. Onu da abi sana zahmet olmazsa bunu sana teslim edeyim. Onu da alayım. Mesela bu akustik bir bağlama. Bizim yukarıdaki bir bağlamamızın aynısı. Jack takıyordum abi bu arada. Yerini vurursam. Kafa gitti arkadaşlar. Az daha şuraya jack takıyordum ya. Yani. Bu güzelliği de 43 tekne ardıç yaptık. Aynısı mağaza kısmında var ama kapak kısmı bu değil. Bu kapak özel bir kapak. Geçtiğimiz günlerde 170 tane önermişlerdi abi. Öyle bir şey. 170 tane bundan ve son. Başka istesek de bulamayız. Patlama yapabilir arkadaşlar. Mikrofonu sadece konuşmaya göre ayarladım. Elektroda bağlama değiştirirken falan başka tonlar çıkabilir. Emre kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir bağlama oldu bu güzellikte. Tellendi. Eline koluna sağlık abi. Çok güzel oldu. Güle güle kullansın. Gül klavye var bu güzellikte. Tekrardan teşekkür ederim. Ha bir de tesbih göndermiş bize hocam kendi. Diyor, diyor ki benim suçum ne diyor hocam. Ben suçum diye diyor ben. Bir de şeyi çalacağım abi. 48 tekne var onu da çalacağım. Dede o. Orada duruyor. Bekleyin arkadaşlar. Bir tane 48 tekne kısa saplı yaprak dut var. Fena. Ya bu şapşalın önünde gideni bu ya.
koyma, tut. Bu teknenin özelliği ne abi? Bu teknenin özelliği... Cevat Usta'ma ait bir tekneydi arkadaşlar. Evet. Ya ben bunu da Toraman'ın oradan almıştım arkadaşlar. 5 yıldır ben... Yusuf Toraman. Evet, Yusuf Toraman'ın. Orada çalışıyordum daha önceden, biliyorsunuzdur. Oradan kendime yapmak için almıştım. Yine ama... kendine yapmış oldun abi. He? Sonuçta kendine yapmış oldun. Hocaya geldim. Arkadaşlar bu güzelliği Cevat Usta'mızın... Kaç yıldır bekletiyordun abi bunu? Yaklaşık 5 yıl oldu. Abi, ama... Onun önceki şeyi de var. Ama yani, çok güzel ya. Minimum bir 6-7 yıl teknedir yani. Tekne yapısı gerçekten çok çok güzel. Çok güzel. Ton da güzel. Damarları mükemmel. Eline koluna sağlık. Ortasında güzel de bir fileto var. Evet. Arkadaşlar bu tasarımları Cevat Usta ile beraber yapıyoruz. Yani güzel oluyor. Bizim tasarımları beğeniyorlardır ya. Bence beğeniyorlardır abi. Yani, zaten örneği yok ya. Beğenmeseniz de başka yerde bulamazsınız başka yani. Başka yerde yok başka çeşit. Önerilere de açıyoruz. Eleştirilere de açıyoruz. Bir de sadece bu filetodan yok. Ya fotoğraflardan bakın arkadaşlar. Şimdi çok yakından gösteremiyorum size. Çünkü kamera seçmeyebiliyor. Doğru. Aynen ben böyle yaklaşayım. Şimdi böyle gözüküyor. Güzel. Bundan elimizde 3-5 tane daha farklı var. Değişik onları da kullanabiliriz. Abi onları da... Yani bunlar çok ince bir şey de değil arkadaşlar. Aşağı yukarı 3 milim falan kalınlığında gömüyorum bunu sapın içine. Öyle ufak tefek tesviyeyle falan açılacak çıkacak şeyler değil bunlar. Zaten seçerken de öyle seçiyoruz. Tabii. Cevat Usta'm diyor ki özellikle 2,5 milimin altında olmasın dediği gibi tesviye de bu sefer sapıtabilir diye. Tabii. O yüzden kalın filetoları seçiyoruz. Yani tesviye olduğu zaman falan açılacak bir şey değil yani. Kodunu verdim az önce arkadaşlar. 03248 yeşil klavyeli. Bunu da başka yerde göremezsiniz güzel dostlar. Yeşil klavye bir tek biz kullanıyoruz. Ya yani birçok şeyi ilk defa biz kullandık. Az önceki elektro bağlamadaki yeşil başka, bu başka. Onun içerisinde ki onun da devamı gelmeyecek büyük ihtimalle. Böyle kahverengi bir ağaç damarı var. Yani bunları bilerek aldık biz farklı farklı. Hani o çeşit de olsun, bu çeşit de olsun diye. Bu güzellikte de var. Bazı klavyelerimizde de direkt yeşil kullanıyoruz. Mesela bu da, o da aynı damar yapısına sahip. Göstereceğim mi abi? Hı-hı. Getirelim. Bakın. Evet, farklı fiyatolar. Önceki Cura'ya kullandığım bu model. Şöyle yavaşça göstereyim size. Evet, şimdi benim yüzümü seçtiği için orayı pek ya, netlemeyebilir abi. Beni seçti. Seni niye seçti? Seni tanıyor herhalde onun için yani. Şöyle yapayım. Seçti herhalde. Yani... İşte birisi bu model var, hı hı. Bir de şu model var. Onu da seçmiştir. Seçti herhalde abi. Sen göster yani, gördüğü kadar. Bir de şu model var. Evet, kahverengi. Hemen arkasını da çevir abi. Hemen arkasında da başka bir model var. Bir de şu model var abi, kilim de sende. Bunları farklı farklı... Aynen. Olursa deneriz arkadaşlar, yani yaparız. İsteyenlere yaparız tabii. Zaten biz yapıyoruz da kafamıza göre. Yani isteyen birisi de illaki şundan olsun derse yaparız. Beraber karar vermiş oluruz. Aynen. Arkadaşlar bu 48 tekne. Yaprak tut. Dediğim gibi klavye kısmı da böyle çok tatlı bir yeşil klavyesi var. Tonu falan. Aa, bir de şeyi anlatayım arkadaşlar. Yeşil pelesenk. Burgu kullandık bunda uyumlu olsun diye. Yeşil pelesenk de güzel bir ağaç ama ilk defa kullanıyoruz. Yani herhalde abi yanında biz gül yine göndeririz bu bağlamanın yanında. Ola ki hani memnun kalınmazsa, çünkü bugün ilk defa denedik, herhangi bir problem yok. Aynen. Şimdi bilemiyoruz ama ilk defa denediğimiz için yarın bir gün hani saldığı zaman, gerçi bütün burgular yarın bir gün salabilir ağaç olduğu için. Yani sonuçta bir bakım istiyor ister istemez, bir pudralama istiyor. Çok değerli bir ağaç yani, bunu tespihçiler tespih yapımında kullanıyorlar bu ağacı genelde. Çok değerli bir ağaç. Çok para. Yani biz hani yeşil yeşil olsun, uysun gibisine yaptırdık bunlar ama hani olur da yağlanır, tutma falan olmazsa biz yine bir takım gül burgu veririz yanında. Hı-hı. Arkadaş onu çıkarır, onu takar hemen. Aynı standartlarda yaparız onun uçlarını. Aynen. Hani biliyorsunuz bağlamalarda burgu kısımları standart olmuyor ama bizim bağlamalarımız da standart arkadaşlar. Bir kere de standart, evet. O yüzden biz buna uygun bir burgu da yanında göndeririz isteyen alan kardeşimize. Yani bulunsun. Belki bu ömür boyu çalılabilir. Yani şikayet olursa değiştirebilir. Onu çıkarır, onu takar. Sıkıntı.
mı yapmış ya? Zaten muhtemelen izlediğiniz bütün bu bağlamaları web sitesine yüklemiş olurum arkadaşlar. Videoların açıklama kısmında ve yorum kısmında da ayrıyeten bunların kodlarını belirtirim. Yani Instagram'da yapamıyorum ama YouTube'da bunların linklerini de paylaşabiliyorum. Instagram'da paylaşamıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben oraya kopyalayıp yapıştırsam bile siz tıkladığınız zaman linkler çalışmıyor. Ama YouTube'da çalışıyor. Orada o yüzden bu videonun tamamını YouTube'da bulursunuz. Instagram'a belki yükleriz, bilmiyorum. Ama açıklama kısmında, yorum kısmında da bunları paylaşırız arkadaşlar. Şimdi ben bunları yavaş yavaş... Orada belirgin şekilde. Emre kardeşimizin bağlamasını, videosunu kendisine gönderdim. Kargosunu yaparız. Elektroları ben bir tanesini daha web sitesine yüklerim. Cure'yi de aynı şekilde. Bu güzelliği yükledim abi. Gelsinler mi abi ziyarete? Tabii ki. Her zaman bekliyoruz. Seni gelip burada başının etini yemesinler sonra. Yok yok, gelsinler. Ben memnun olurum. Tamam. Ben sohbet ederek çalışmayı severim yani. Duydunuz. Sıkıntı yok. Duydunuz zilin sesini arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Yani uzak durun, sap bir yerinize kalkınmasın. Makine çizmesin. Ya buraya gelip de tabii yani sohbet dans edecek halleri yok. Bir yerde oturursunuz herhalde. Yani oturun. Yani merak ettikleri bir şey orada soranlar. Bakanlar nasıl yapılıyor işte, ne oluyor. Durum böyle arkadaşlar. Hafta içi içerisinde. Ve tabii cumartesi günü burası açık ama atölye kısmı cumartesi hafta sonu çalışmıyor. Ben cumartesi pazar tatildeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ama biz mağaza olarak hafta içi ve cumartesi günleri sabah 10'dan akşam 6'ya kadar buradayız. Pazar zaten mağazamız da kapalı. Evet. O yüzden bu saatler aralığında hem arayabilirsiniz hem mağazaya gelebilirsiniz ama gece 1'de, 2'de, 10'da, 9'da arıyorsunuz. Açamıyoruz arkadaşlar. Ben haftada 2 gün tatil yapıyorum. Hoca benim marabam, o bizim yeterli. Bakmayın burada bağlamaları getirdi götürdü yani. Cumartesi pazar yok Cevat Usta. Sıkıntı yok. Hafta içi zaten yapacağını yapıyor. Çok teşekkür ederim abi kendi adıma. Umarım bu güzellikleri beğenirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmına da bir teşekkür alırız artık. Bu kadar uğraşıyoruz değil mi abi? Bir teşekkür ederler yani. Yani beğensinler yeter yani. Sonuçta biz bunları kendimize yaptığımız kadar sektöre de bir şey kazandırmış oluyoruz. Hem sektöre hem ülkemize her şeye var. Yani. Aynen öyle. Yani üretim olsun da ne olursa olsun. Çok doğru bir konuya da değinmiş oldun abi. Şimdi biz bunları yurt dışına gönderdiğimiz zaman ülkeye de bir faydası oluyor arkadaşlar. Döviz yani. Döviz girişi olmuş oluyor. Hem oradaki kardeşlerimize böyle bir güzel bağlama edindirmiş oluyoruz satın aldıkları zaman. Yurt içinden alan dostlarımız da tabii çok fazla var. Ama yurt dışına gönderdiğimiz zaman ayrıyeten böyle bir ekonomiye de etkisi olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden yani bu anlamda da kardeşlerimize bir anlamda teşekkür ederiz. Onlar bize teşekkür ediyor. Biz de onlara teşekkür etmiş olalım. Bizi tercih ettiler. Aynen. Ayrıyeten bizi tercih ettikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Biz de güzel işler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. El salla abi kameraya karşı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.